Diyecekti. En önemli delildi o. E, EYT Faruk diyor ki e, sürekli olarak tip Türkiye İşçi Partisi'ne verilen oylar boşa gidiyormuş algısı yapan bir grup var diyor. Bakıldığında solda görünen bu kişiler neden solda güçlü ve yeni bir parti olmasını istemiyorlar? İzleyici sorumuz buyurun. E, şimdi şöyle, ben benim üzerime de bir iyilik oturdu. E, <laughs> bu tür açıklamaların hiç kötü niyetli olduğunu düşünmek istemiyorum insanların daha çok bu karışık seçim sistemini anlamadıklarını ya da yanlış yorumladıklarını düşünmek beni daha iyi hissettiriyor. O yüzden ben buradan anlatayım. Türkiye İşçi Partisi'ne verilen oylar bu seçim sisteminde boşa gitmez. Şimdi bunun boşa gideceğini düşünen arkadaşlar Türkiye'deki bütün seçim bölgelerini aynı sayıda milletvekili ve aynı sayıda milletvekili için gereken oy sayısı üzerinden hesaplıyorlar ki bu doğru bir yaklaşım değil. Bayburt'un milletvekili sayısıyla İstanbul'un vekil sayısı ayrı olduğu için farklı farklı bölgelerde farklı farklı sonuçlar alınır. İşte DONT sisteminden bahsediliyor. Ülkede herkes DONT uzmanı oldu. Halbuki DONT yeni bir sistem değil. 1969'dan beri hayatımızda var. Bütün seçimlere DONT'la girdik. Ben şey diyorum korkmayın kabaca aslında bir bölme işlemi. Yani birden son vekile kadar böyle böyle oy sayısı buluyoruz. Türkiye İşçi Partisi Yeşil Sol Parti ile bir ittifak üyesi. Bu Özellikle bir aydır bir gerginlik varmış gibi sürekli pompağın pom ortamda iki parti arasının, merkez kurulları arasında herhangi bir gerginlik olmadığı gibi çok ciddi bir müzakere süreci de e, sürdürüldü. Seçime üç gün kala ben bunu çok net bir biçimde anlatayım. E, hepimiz rahatlayalım. Biz esasen iki parti ve ittifakı oluşturan diğer dört partinin de Emek Partisi, Emekçi Hareket Partisi, Toplumsal Özgürlük Partisi ve Sosyalist Meclisler Federasyonu ile beraber farklı farklı formüller önerildi. Bu formüllerden sonunda mutabık kaldığımız şu. Yeşil Sol Parti'nin 81 ilde girmesi. Fakat Türkiye İşçi Partisi'nin özellikle Yeşil Sol Parti'nin güçlü olduğu ve herhangi bir alınacak oyla bir vekil de olsa AKP'ye gitme ihtimali olan illerde hiç girmemesi. İki, Daha önce vekil çıkarmadığı ama çok ucundan döndüğü, vekil çıkarma potansiyelinin çok yüksek olduğu illerde girmemesi. Bunu birazdan açacağım. Kusura bakmayın. Burası burası biraz uzun olabilir. Buyurun. Fakat seçmen havuzunun büyük olduğu, birbirimizden oy çalmayı bırakın, birbirimize ekstra vekil getirebilecek potansiyelin olduğu illerde de iki partinin de beraber girmesi gibi bir formüle ulaşıldı. Bu formül sonunda İstanbul'da üç bölgede, Ankara'da iki bölgede, İzmir'de bir bölgede, Bursa'da bir bölgede seçime girilmesi ve onun dışında Antalya, Mersin, Adana, Hatay, işte Balıkesir gibi Muğla gibi illerde de aday çıkarmak gibi bir sonuca ulaştık. Diğerlerine neden çıkarmadık? Bakın Aydın örneği üzerinden vereyim. Aydın'da İki seçimde de Halkların Demokratik Partisi 3.000-4.000 civarı oylarla milletvekili çıkarma şansını kaybetti. Şimdi bizim orada yani 3.000-4.000 oy almış olsa, olsa Halkların Demokratik Partisi ayından milletvekili çıkaracaktı. Hı. Türkiye İşçi Partisi'nin orada aday çıkarıp sadece 5.000 oy daha alsa, şu an Yeşil Sol Parti'ye bir milletvekiline mal olabileceğini hepimiz biliyoruz ve doğal olarak orada aday gösterilmemesi doğru karardır. Manisa buna bir örnektir. Fakat İzmir ikinci bölgede her ikimizin de milletvekili çıkarma şansımız var. İstanbul'un bütün bölgelerinde böyle bir şansımız Antalya. var. Antalya'da böyle bir şansımız var. Bakın Antalya İstanbul'dan sonra en büyük seçim bölgesi. Arkadaşlarımızla konuşurken bizim Ankara 1. bölgede ve İzmir birinci bölgede adaylarımız vardı ki güçlü de olduğumuz iller. Belki de kesin olarak vekil çıkarabileceğimiz en yerlerden bir tanesi de Ankara 1. bölgedir. Arkadaşlarımız eğer burada tek liste girilirse iki vekil çıkarabileceklerini söyledikleri için sadece. Biz Ankara birden ve İzmir birden adaylarımızı çektik. Çünkü ittifak hukuku bunu gerektirir esasen. Fak, örneğin Mersin ve Adana'da girmeyi düşünmüyorduk. Arkadaşlarımız dediler ki Yeşil Sol Parti'nin burada çıkarması olası iki vekili Türkiye İşçi Partisi'nin alacağı oy negatif anlamda etkilemez. O yüzden sizin genel oyunuza etkisi olması açısından bizce Mersin ve Adana'da girin diye kendileri teklif ettiler. Yani bu sosyal medyada tartışıldığı gibi biz kanlı bıçaklı kavga dövüş toplantılar yapan birbirimizi sevmeyen birbirimizle rekabet halinde olan siyasi partiler değiliz. Biz bu ittifakın mümkün olduğu maksimum <laughs> vekil çıkarması için uğraşıyoruz. Fakat şöyle oldu. Bakın bu bir öz Süreci seçimi Tarihin gördüğü en kısa seçime hazırlık sürecini yaşıyoruz. Ve koştur, doğal koştur olarak herkes, herkes yani. gergin doğal olarak. Herkes bir şeyi özet halinde geçmeye çalışıyor. Açıklamalarımız, karşılıklı açıklamalarımız ne yazık ki bazen kendimizi anlatmaktan, ifade etmekten uzak ve yanlış anlaşılmalara, manipülasyonlara açık olduğu durumlar yaratabildi. Bu bizim öz eleştirimiz olsun. Bence bunun toparlanması için yan yana mücadele edeceğimiz çok uzun bir süre var. Bununla ilgili herhangi bir sıkıntımız da yok. O yüzden dediğim gibi Türkiye İşçi Partisi'nin bir baraj sorunu da yok doğal olarak. Gönül rahatlığıyla yurttaşlarımız Türkiye İşçi Partisi'ne oy verebilirler. Zaten kendiliğinden oluşan bir slogan da var. Bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na, bir oy Türkiye İşçi Partisi'ne diye. Bu konuda endişe etmelerine Peki. gerek yok. Ama logomuzun olmadığı ya da vekil çıkarma ihtimalimizin olmadığını gördükleri ve bu konuda endişe ettikleri yerlerde e, tabii ki inisiyatif kullanmalarını Peki.